Değerli basın mensupları, hepinizi olağanüstü bir araya geldiğimiz 36. Baro Başkanları toplantısı sonuç bildirgesi öncesinde saygıyla selamlıyoruz. Bu olağanüstü toplantının sebebi sizin de bildiğiniz üzere 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle artık işin hukuk devleti açısından sürdürülebilir sınırlara çoktan dayanmış olmasıdır. Değerli basın mensupları, o hal derhal kaldırılmalıdır. Çünkü o hal terörle ve darbeye kalkışanlarla mücadele amacının dışında olağan ve pek işlevsel görünen bir yönetim biçimi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Açısından işlevsel ve demokratik olmadığı açıktır. Devletin ilgili kurumlarının elinde inanınız o hal olmaksızın da terörle mücadele etmeye yetecek güç ve yetkiler kuşkusuz vardır. Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız hukuk çerçevesinde terörle mücadele edilmesini her zaman desteklemiştir. Her zaman öncesinde gerekli uyarıları hassasiyetle yapmıştır. Aslında bu uyarılar dinlenmiş olsaydı bugün ne 15 Temmuz darbe girişimini yaşamış olurduk ne de hukuk devleti açısından bu üzücü noktaya gelmiş olurduk. O hal bu haliyle değerli basın mensupları terörle mücadeleyi altını çizerek söylüyoruz sekteye uğratmaktadır. Çünkü Türkiye'nin demokratik görüntüsüne zarar vermektedir. Bu da terör örgütlerinin çok işine gelen mutlu oldukları bir durumdur. Çünkü dış ülkelerde bu sayede meşruiyet kazanacak bir zemine sahip olmaktadırlar. O hal Türkiye'nin yatırım yapılamaz bir ülke olarak görünmesine neden olmaktadır. Savunma hakkını sınırlayarak suçlu ve suçsuzun birbirinden ayrılmasını zorlaştırmaktadır. Masumları mağdur etmektedir. Gerçek suçluların da masumların arkasına saklanarak aklanmasının yolunu açmaktadır. Bugüne kadar o halle ilgisi olmayan binlerce düzenleme o hal KHK'ları yoluyla yapılmıştır. Üstelik bunların önemli bir kısmının KHK ile düzenlenmesini anayasamız yasaklamıştır. Bunlar aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de açıkça aykırıdır. Mevcut uygulamada hangi konuların kanunla hangilerinin KHK ile düzenleneceğine Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu karar vermektedir. Oysa bu konuda esas alınabilecek tek irade ve tek belirleyici anayasanın çok açık hükümleridir. Bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerinin fiilen elinden alınması anlamına gelmektedir. Bir tek hükmü bile o halle ilgili olmayan 696 sayılı KHK ile milli irade ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kez daha yok sayılmıştır. Bu süreç sonunda verilecek hükümlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce
hak ihlali olarak yorumlanacağı da açıktır değerli basın mensupları. Gerek 696 sayılı KHK'da, gerek önceki KHK'larda anayasaya aykırı yüzlerce düzenleme vardır. Mesela tek tip elbise düzenlemesiyle sanıkların peşin olarak suçlu kabul edildiği görüntüsü verilmektedir. Savunma hakkı ağır şekilde ihlal edilmektedir. Türkiye'deki yargılamaların tüm dünyada ön yargılı suçsuzluk karinesini hiçe sayan, usulen öylesine yapılan yargılamalar olarak görülmesine sebep olunmaktadır. Eminim 696 sayılı KHK pazar günü yayınlandığında FETÖ'sünden PKK'sına, PKK'sından DHKPC'sine kadar bilumum hain ve kanlı terör örgütleri birbirlerine sarılıp mutluluk gözyaşları döküp bayram yapmışlardır. Tüm dünyaya Türkiye ne kadar bağımlı bir yargıya, ne kadar ön yargılı bir yargıya sahip olduğunu gösterdiği için. Bu apaçık anayasa ihlallerinden bile daha vahim olanı 696 sayılı KHK'nın insanların yaşamlarını tehlikeye atan bir sorumsuzluk maddesi içermesidir. Bu KHK sadece 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin bastırılmasına katılan, büyük fedakarlıklarla göğsünü kurşunlara, tanklara, bombalara siper eden vatandaşlarımıza yönelik bir hüküm içermemektedir. Ki kuşkusuz bu düzenlemenin de sadece kanunla yapılması mümkündür. Söz konusu KHK geleceğe yönelik olarak sivillerin kendi takdirlerine göre 15 Temmuz darbe girişiminin devamı niteliğinde olarak yorumladıkları eylemleri güç kullanarak bastırabileceklerine dair bir sorumsuzluk hükmü içermektedir. Böyle bir düzenleme kanunla dahi yapılamaz. Kendine devlet diyen bir devlet asla böyle bir düzenlemeyi kabul edemez. Böyle bir düzenlemenin varlığı devlet olarak devama, açık söylüyoruz, engeldir. Her ne kadar bazı yetkililerin açıklamaları KHK'nın ilgili maddesinin sadece 15 ve 16'sını kapsadığı, bu niyetle KHK'nın yazıldığı şeklinde olsa da hepimiz okuma yazma bilen insanlarız. Maddede böyle bir açıklık yoktur. Tam aksine madde geleceğe yönelik ve ucu tamamen açık bir ceza ve tazminat sorumsuzluğu getirmiştir. Darbe teşebbüsünün devamı niteliğindeki eylemler ne demektir değerli basın mensupları? Kim neye göre bunu tespit edecektir? Barışçıl bir protesto eylemi 15 Temmuz'un devamı niteliğinde diye bir grupça yorumlanıp temel haklarını kullanan bu kişilere karşı sopalarla, silahlarla saldırılması, iş işten geçtikten sonra kınansa ne olur, bu maddenin kapsamına aslında girmiyordu diye yetkili makamlar cümleler sarf etse ne olur? Çünkü bu madde ucu açık bir sorumsuzluk maddesi şeklinde yazılmıştır. Yetkililerin açıklamalarına göre yapılmak istenen bu değilse bile KHK'da yazılmış olan budur. Dinamitin fitilini yakmak kolaydır, söndürmesi zordur, bazen imkansızdır.
Vatandaşlarımız huzursuzdur değerli basın mensupları. Kardeş kavgasına zemin hazırlayan bu vahim madde derhal geri çekilmelidir. Ancak derhal ve bir ilk adım olarak maddenin savunmasını yapanlarca iddia edildiği gibi uygulama kapsamı en son 16 Temmuz 2016'yı içeriyorsa bu tarihi bir ilk adım olarak ve derhal madde metnine bir düzeltme KYK'sıyla yazmaları gereklidir. Böylece maddenin geleceğe yönelik bir suç işleme sorumsuzluğu olarak anlaşılan anlatımı ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü kimse kusura bakmasın, hangi makamda olursa olsun yetkili kişilerin televizyonlarda, gazetelerde verdikleri demeçler bağlayıcı değildir. KHK metnine bakarız biz hukukçular olarak ve KHK metninde böyle bir ifade yoktur. Ucu açık bir sorumsuzluk ifadesi vardır. Kaldı ki sosyal medya mesaj ve yorumlarını okuduğunuzda, sokakta konuşulanları dinlediğinizde azımsanmayacak sayıda kişinin gruplar halinde birleşip bu maddenin kendilerine bu müdahale hakkını verdiğini sandıklarını görebiliriz. Çok büyük kitle ise bu gruplaşmalar ve bu grupların kendilerinde bu hakkı söz konusu madde sayesinde gördüklerini ifade eden paylaşımları sebebiyle huzursuzdur. Bu sosyal gerçeklik dahi maddenin kapsamına ilişkin düzeltme yapılmasını zorunlu kılmaktadır derhal ve bir ilk adım olarak. Milli bir konuda inatlaşmak tüm topluma ve ülkemize geri dönülmez zarar verir. Aziz vatandaşlarımızın canlarının temel hak ve hürriyetlerinin zarar görmemesi Türkiye Barolar Birliği'nin ve barolarımızın tek dileğidir. Bunu talep etmekte hepimizin ve her vatandaşın asli görevidir. Bu sebeplerle olağanüstü gündemle toplanan Türkiye Barolar Birliği ve baro başkanlarımız olarak diyoruz ki 1. OHAL derhal kaldırılmalıdır. 2. 696 sayılı KHK derhal geri çekilmelidir. Ancak bir ilk adım olarak ve derhal bahsettiğimiz maddenin metninde hemen bir değişiklik yapılmalıdır. 3. Tatilde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal toplanmalıdır. Konuyu milli bir mesele olarak ele almalıdır. 4. Anayasa Mahkemesi 26 yıllık içtihadını hatırlamalıdır. Hukuk devletine sahip çıkmalıdır. OHAL ile ilgili hiçbir hüküm içermeyen bu KHK'yı derhal incelemelidir. 5. Türk milletinin doğru bilgilendirildiği takdirde sağduyusunun galip geleceğine güveniyoruz. 6. Milletimizin hukukun evrenselleşmiş kurallarının sağladığı güven içerisinde birlik ve beraberlik halinde huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi adına sürecin takipçisi olacağımızı, halkımızı hiç kimseden, hiçbir tehditten, hiçbir saldırıdan çekinmeden bilgilendirmeye devam edeceğimizi huzurunuzda taahhüt ediyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Soru varsa soruları da cevaplayabiliriz. Buyurun efendim. Şu
Şimdi sorunuz için çok teşekkür ederim. Darbe yanlısı bir konuşma yaptığını birisi iddia edecek. Şimdi bu varsayımlar üstüne gidiyoruz. Bu madde her türlü takdiri sivil kişilere vermiş durumda. Zaten değerli basın mensupları, mevcut hukukumuzda, Türk Ceza Kanunu'nda suçüstü haline, ceza muhakemesine göre müdahale etmek vatandaşlar açısından bir haktır. Bir hak ihlaline karşı meşru savunmada bulunmak da bir haktır. Bu madde bunun ötesinde ve dışında. Siz takdir edin, takdirinize göre. Bu eğer darbenin devamı niteliğindeyse müdahale edin anlamı çıkmaktadır. Bizim itirazımız bunadır. Zaten Türk Ceza Kanunu'nda suçüstü durumunu görürsen sen vatandaş olarak müdahale edebilirsin. Ama bu sen gereğini takdir et. Darbenin devamı gibi görürsen müdahale et anlamında yazılmıştır. Neden? Çünkü geçmişe yönelik değildir madde. Geçmişe yönelik kısmı ayrıdır. Fakat geleceğe yönelik ucu açık bir kısmı da vardır. Bu cümlenle, bu protestonla, sokağa çıktın, eline pankart aldın, bu yürüyüşünle sen 15 Temmuz'un devamını isteyenlerdensin denildiğinde vatandaşlarımız saldırıya açık hale getirilmektedir. Bunun hukuk profesörü filanca tarafından ya da falanca partinin sözcüsü tarafından nasıl anlaşıldığı değildir konu. Sokak nasıl anlamıştır? Sosyal medyada nasıl anlaşılmıştır? Küçük bir sosyal medya araştırması yaptığınızda bile bunun vatandaşların bir kısmı tarafından, özellikle gruplaşmış bazıları tarafından biz uygun gördüğümüze silahla, güçle müdahale ederiz bu madde sayesinde diye anlaşıldığını görüyoruz. Nitekim bizim ilk günden beri uyarımız budur. O sebeple derhal müdahale edilmesidir. Yani burada akademik bir tartışma açmaya, hukukçular arasında kim ne düşünüyor diye sorgulama yapmaya falan gerek yok. Vatandaş bunu böyle anlamıştır. Böyle bir güç kullanma yetkisini kendinde görenler rahatlamış. Bu gücün kendilerine yönelebileceğini düşünen ezici kitle ise artık huzursuz olmuştur. Bu huzursuzluğu devletin düzeltmesi lazımdır. Bu beyanlarla olmaz değerli basın mensupları. Televizyondan çıkıp siz bu maddeyi okumadınız falan demekle olmaz. Bakın burada tüm baro başkanları herhalde bir maddeyi okumadan toplanmadık. Bu maddeyi çok iyi okuyarak toplandık ve bu kaygıyı milli bir hassasiyetle dile getiriyoruz. Türkiye'nin her yerinden baro başkanlarımız var. Her yerde de, geldikleri şehirlerde de aynı kaygıyı sokaktan alıp gelmişler. Var mı efendim sorunuz? Peki. Çok teşekkür ediyorum efendim geldiğiniz için. Var gibi herhalde bir soru mu var? Tamam. Efendim fikri takibiniz son derece önemlidir. Siyasi parti kaygılarının üzerine çıkılıp milli bir bakışla, milli bir hassasiyetle bu konuya yaklaşıldığında vicdanlı olan herkesin söylediklerimize hak vereceğine biz inanıyoruz. Biz diyoruz ki değerli dostlar, kaya düşebilir diyoruz. Bir uyarıda bulunuyoruz. Kaya düşebilir diyene, kayanın olduğu yere bakmaksızın sen şöylesin, sen böylesin, sen taraflısın, sen hainsin, sen bilmem nesin denmez. En azından refleks olarak dönülür, kaya düşebilir mi hakikaten diye bakılır. Bakıldığında zaten Türkçe okuyup yazan herkes, ya burada evet bir yanlışlık olmuş, düzeltelim diyecektir, inatlaşmayalım diyoruz. İnatlaşmanın önünü de sizin duyarlı yayınlarınızın alacağına biz güveniyoruz. Fikri takibinizin gerçekten son derece değerli olduğunu bilmenizi istiyoruz. Buraya kadar zahmet ettiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Sağ olun.